Sevgili gençler, işte dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi ve politika konusunda konuşacağız. Ülkemizde yayınlanan, İngilizce yayınlanan bir gazetemiz var, Turkish Daily News. Az önce bundan da bahsettik ve genel yayın yönetmeni Sayın İlnur Çevik bizlerle birlikte, kendisini buraya davet ediyoruz efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Önce sizi şöyle alayım. Teşekkür ederim. İlnur Bey, ben Turkish Daily News hakkında sizden önce biraz bilgi almak istiyorum. Efendim, Turkish Daily News Türkiye'nin ilk ve tek İngilizce gazetesi. 35 yıldır yayınlanıyor. Yabancılara hitap ediyor. Yaklaşık 45 bin şu anda okuyucusu var. Türkler de %30 oranında bir Türk okuyor Daily News'u. 35 yıldır işte belli bir yere geldi Turkish Daily News. Yurt dışında saygınlığı olan, yurt içinde de ciddi gazete olarak vasıflandırılan bir gazete şu anda. Belli bir misyonu yüklenmiş evet, durumda. Evet, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi oluyor. Evet, gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi ve politika konumuza. Önce politika kavramını açalım mı? Anlamını, Türkiye'deki efendim, yerini. Türkiye'deki yeri yani siyaset ortada. Yani onun esasında tam bir tarifini yapmak da biraz zor ama siyaset dediğimiz şey bir o da bir meslek. Yani insanların sonradan elde edeceği bir meslek değil. Bir nasıl gazetecilik veya mühendislik bir meslekse politikacılık da öyle bir meslek olmalı en azından. Ve belli bir tecrübeden geçtikten sonra insanlar iyi politikacı olabiliyor. Politika sanatı her şeyi uzun bir döneme yayma sanatı esasında. Bunu biz en güzel şu anda Sayın Cumhurbaşkanım Süleyman Demirel'den görüyoruz. Evet. 35 yıllık bir politik yaşamı var. O politik yaşamın içinde çok engebeler var, inişler var, çıkışlar var. Fakat her zaman uzun bir zamana yayılmış bir kavga var. Bir demokrasi kavgası var ve bugün kendisini Cumhurbaşkanlığı makamında görüyoruz. Demek ki uzun zamana yaymak ve bir de tabii politikada bir şey var. Yarını görmeniz çok zor politikada. Hele hele şu anda Türkiye'nin ortamında çok bulutlar var. Politikacı yarını göremediği zaman da çok sıkıntı çekiyor. Ama kısa vadeli düşünmeyen politikacı, uzun süre tabii mesleğin içinde olan politikacı da yarını görmek anlamında diğerlerine göre biraz daha yol kat etmiş. Tabii tabii, çünkü sabır işi bu. Evet. Hemen yarın bir şey olsun değil, zamana yaymak işi. Bunu yapabilen de başarılı oluyor. Evet. Stüdyodaki genç arkadaşlarımız Evrensel Koleji'nden. Eminim onların sizlere yöneltecekleri sorular vardır. Şöyle onlara biraz yaklaşalım dilerseniz. Tabii. Ve ilk soruyu kimden alalım? Politika konusunda Zeynep mikrofona uzanıyor. Evet. Öncelikle iyi akşamlar diyorum. Gençlerin politika yatırmaları nasıl olmalı? Yani siz uzun yıllardır politika ile iç içe yaşayan bir insansınız. Aktif olarak olmasa bile bu konuyla yakına ilgilisiniz. Sizler gençler olarak politikaya nereden başlamalıyız? Ne zaman ve nasıl olmalı? Vallahi şu anda itibaren başlamanız lazım politikaya. Zaten politika denilen şey tecrübe işi dedim ben size. Tecrübenin nasıl kazanılması lazım? Bir yerde başlamanız lazım ki uzun bir zamana da yaymanız gerekir dedim. Acı olan şu Türkiye'de çok partili dönem 50 yıldır devam ediyor. 46'da başladı. Bakın en yaşlı partimiz 13 yaşında şu anda. 50 yıllık bir politik çok partili dönemde eğer bir partinin yaşı ancak 13 olabiliyorsa o zaman orada bir sakatlık var demektir. Ülkemiz çeşitli sıkıntılardan geçmiştir bu konuda. Ve tabii en önemli şeylerden biri partilerin gençlik kollarının kurulmasıdır. Gençler politikaya buradan atılacaklar. Gençlere mesela üniversitede politika yapmayın demek çok hatalı. Çünkü insanlar politika yapa yapa, mesela bir okulunuzda eğer bir başkanlık seçimi varsa, ki böyle dernekler seçimleri oluyor, yönetim kurulu seçimleri oluyor. Orada bile arkadaşlar oy almak için belli bir politika yapmaları gerekecek. Buradan başlayarak üniversite safhalarında, ondan sonra da çeşitli partilerin gençlik kollarında bu geliştirilebilir.
Ne yazık ki bizde işte siyaseti ve siyasetçiyi karalama olayı var. Mesela bir ihtilal siyasetçiler yüzünden yapıldı deniliyor. Sonra yıllar sonra onun öyle olmadığı, toplumun her kesiminin bunda kabahati olduğu ortaya çıkıyor. Siyasetçiyi kötüleyerek biz bir yere varamıyoruz. Çünkü tecrübeli insanlara ihtiyacımız var ki o işte ileri gidelim. İşte benim size tavsiyem de tabii ben size aktivist olun demiyorum. Ekstremist olun da demiyorum. Aşırıya kaçmayın. Ama her alanda politika yapın diyorum. Ve ancak böyle Türkiye'nin bir yere varabileceğine güçlü politik kadrolar kullanabileceğine inanıyorum. Sayın Eylül Çevik, buradan meclise bir geçiş yapalım mı? Hay hay. Meclisin bugünü nasıl bir meclis? Olması gereken politikte işleyiş. Şimdi tabii meclis hakkında ben de bütün meslektaşlarımla memnun olmadıklarını çeşitli sefalarda ifade ediyorlar. Toplumun zaten katmanlarına sorduğunuz zaman, çeşitli kamuoyu yoklamaları yapıldığı zaman da bir milletvekillerin performansından halk hiç memnun olmaz. Bir de maalesef basından hiç memnun olmaz. Güvenilirliğini yitirdiğini söylerler basının. Politikacılara da fazla güvenilmediğini, dün söylediklerini, bugün vazgeçtiklerini veya ak denilen şeyin ertesi günü kara diye tutturduğunu bir politikacının, muhalifinin de tam tersini söylediğini söylerler. Bunların çoğu doğru. Yalnız politikacıyı ve politikayı yere sermek, Türkiye'de demokratik yaşamı da yere sermekle bir anlamda. Onun için bunu şu şekilde düşünmek lazım. Toplumunuz ne? Ki parlamentonuz, onun aynası olduğuna göre, egemenlik kayıtsız şartsız milletin olduğuna göre ve onlar da bizim temsilcilerimiz olduğuna göre, kimin temsil ediyorsunuz? O halkı temsil ediyorsunuz. O halkın aynası olması kadar doğal bir şey var mı? Bütün katmanlarımızda bu sorunlar var. Eğer o mecliste bir sorun varsa, o insanlarda bazı nahoş şeyler görüyorsak, onlar bizim de aynamız. Yani o insanları esasında yermek de yersiz. Çünkü meclis bizim bir aksiyonumuz oluyor. Yani bizim bir aksimiz oluyor. Şimdi bu şartlarda tabii en iyisini elde etmek durumundayız. Meclisimizde bizler halk olarak reformlar bekliyoruz. Türkiye'nin daha ilerisini getirebilecek 21. yüzyıla bizi ileri, çağdaş, manevi değerlerine bağlı fakat aynı zamanda çağdaş olan bir ülke yapılabilmesi için bu ülkenin reformlar isteriz. O reformları şu anda meclisten herkes bekliyor. Bu meclis onu yapabilecek mi? Tabii zaman gösterecek. Bu konuda arkadaşlarımızın düşünceleri, soruları var mı Güneş? Bir şey sormak istiyorum. Yani biz milletvekillerini başımıza getiriyoruz ve biz kendimiz seçiyoruz. Fakat o milletvekillerinin hangi partiden geldiğini bilebiliyoruz. Sadece bizim onlar hakkında bildiğimiz bu var. Neden bize kendilerini tam olarak tanıtmıyorlar? Şimdi tabii bir başka sıkıntı daha var. Size gösterilen adayı siz seçmiyorsunuz. Yani o karşınıza gelen milletvekilini işte şu partiden, şu partiden, şu partiden. Bırakın kendilerini tanıtmayı. Siz bakalım o adayı istiyor musunuz halk olarak? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden, işte Doğru Yol Partisi'nden veya diğer partilerden. Bir aday karşınıza çıktığı zaman burada Avrupa'da, Amerika'da çeşitli sistemler var. Ön seçim denilen sistemler var. Bu milletvekilleri, adaylıkları maalesef son dönemde parti liderleri tarafından seçildiği için sizin de seçme hakkınız belli bir derecede daraltılıyor. Demokrasilerde bu tabii biraz ters tepiyor. Çünkü sizin o zaman size belli gösterilen insanlar arasından ancak seçebiliyorsunuz. İşte burada bir terslik var. Türkiye'de de şu anda belli derecede bunun sıkıntıları yaşanıyor. Çünkü halkın ön seçimlerle getirdiği insanlar mı onlar? Çünkü ön seçim yapılıyor ki halk seçiyor onları adayım olsun diye. Yani hiç olmazsa partililer seçiyor. Bu da olmuyor şu anda. Bunu bizim Türkiye'de düzeltmemiz gerekecek. Gülşah söz istemişti ama ondan önce bizi Gülşah izni rica ediyorum. Telefonla katılıp yorumlarını veya sorularını iletmek isteyen dinleyicilerimiz olursa telefon numaralarımızı anımsatalım. Sevgili izleyiciler, ekran başından bize katılabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 212 76 58. Şimdi Gülşah
sözünü dinleyelim. Şimdi ben biraz önceki konuşmaya geri dönmek istiyorum. Gençler ne zaman politikaya başlamalıdır dediğinizde hemen başlayın dediniz. Fakat Türkiye'deki politikasını ve özellikle eğitim politikasını göz önünde bulunduracak olursak okulda genelde siyasetten konuşulmaktan özellikle kaçılıyor. Ve biz derslerde her türlü faaliyete katıldığımızda gazete gibi faaliyetler yaptığımızda siyasi konuları özellikle öğretmenlerimiz tarafından değinmemeye çalışıyoruz. Ve Türkiye'nin şu andaki meclis durumuna baktığımız zaman hemen hemen genç hiçbir politikacıya rastlamamaktayız. Tabii belli bir tecrübenin olmasını kesinlikle kabul ediyorum ama yeni fikir ve yeni görüşlere ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu yeni fikir ve görüşlerindeki görüşleriniz neler? Vallahi Gülşah, sen zaten benim söyleyeceğim her şeyi söyledin. sen iyi bir politikacı olursun. Şimdi tabii de haklısın. Yani tecrübeli insanlar getirelim doğruya. Yalnız onlar ülkeyi yönetir. Bazen hata yaparlarken tecrübeli büyükleri onlara şurada hata yapıyorsunuz veyahut da onları izleyerek bazı şeyleri öğrenecekler. Bizler politikacı değildik ama ben Süleyman Bey'in başbakanken danışmanıydım ve ondan çok şey öğrendim. İlerisi için de çok şeyler öğrendim. Demek ki bizler de onları izleyerek yapacağız. Ama bizim de fikirlerimiz var dediğin gibi. Diğer genç insanların da fikirleri var. Bu meclise katılacakları şeyler var. Bugün genç politikacılar az oranda da olsa bugün mecliste varlar. Mesela birkaç tane genç iş adamı girdi. Sedat Ağlıoğlu girdi, Cefi Kami girdi. Bunlar yeni bazı hareketler getirebilirdi. Ama bugün meclisteki sıkıntımız liderlerin, herkes liderleri takip etmek zorunda kalması. Yani kendini ortaya atabilen ve fikirlerini söyleyen insanların revaçta olmaması, onlar bir şey söyledikleri zaman sen sus ne anlarsın denilmesi veyahut da onlara hiçbir şey danışılmaması. Ve görüyorsunuz zaten, yani tecrübeli politikacımız da liderler arasında bile az şu anda. Bir dinleyicimiz bize katılmak istiyor zannediyorum. Evet. Bir telefonumuz var. Alo. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Gaziantep'ten Yılmaz Melekiz. Evet Yılmaz Bey, sizi dinliyoruz. Ben de Türkiye'deki seçim sistemi ve siyasi partilerle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şu anda bir iki gün önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamış bulunuyoruz. Bugünün en önemli anlamı yönetim gücünün padişahtan alınıp halka verilmesiydi. Halk bunu nasıl kullanacaktı? Kendi seçtiği temsilcileriyle bu yönetim gücünü, kendini yönetme işini bu temsilciler aracılığıyla kullanacaktı. Ancak bu 1920'de yapıldığı şekliyle ve şu anda günümüzde 1995'te yapılan şekli arasında bir de padişahlıktan bir farklı yönünün olmadığını düşünüyorum ben. Şu bakımdan eskiden padişahlar ülkeyi yönetiyordu. Oysa şu anda da Türkiye'deki siyasi partilerin liderleri kendi görüş ve düşüncelerine yatkın insanları seçip, yani onları milletin önüne benim adaylarım bunlar. Yani biz bir yerde kötülerin iyisini seçmek zorunda kalıyoruz. Oysa birçok sol partilerin de söylediği gibi ön seçimi, örneğin sol, kendini sol diye nitelendiren partiler bile şu son yapılan seçimlerde ön seçim birkaç yerde köstebelik yaptılar. Ve ben örneğin bir parti yöneticisi olsam, diyelim ki bir partinin il veya ilçe teşkilatında çalışmış olsam, kendi milletvekili adayımı kendim seçemiyorum. Gaziantep'te Ankara'dan gelmiş bir milletvekili adayı. Antep diye diyor ki sen bunu seçeceksin. Öteki partiler de farklı değil. Onlar da aynı şekilde başka yerden taşıdıkları adayları bir başka yerlerde seçiyorlar. Yani taban bu gelen adaylara kesinlikle tanıdık değil, yakın değil. O yörenin sorunlarını en azından kökleri o yörede değil, o yerde değil. Yani o problemleri o insanların anlayamıyorlar. Evet, Yılmaz Bey, biz sizin ne demek istediğinizi anladık. Dilerseniz İlnur Bey'in bu konudaki yorumlarını öğrenelim. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi ben bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bu konuyu ben kafamda düşünüyordum telefonu açarken. Evet. İlnur Bey bu sorulara cevap verdi. Ama ben yine de bu fırsatı bulamıyorum. Evet. Ben söylemek istedim kendim.
Evet, biz burada İlnur Bey'in onaylayarak dinlediğini siz de görmüşsünüzdür. Ben de fark ettim. Evet efendim, teşekkür ediyoruz size. Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Siyasi partilerimizden ve eğitimcilerimizden, ben de bir eğitimciyim. Bu Türkiye'deki meclisin ve milletvekillerimizin gerçekten milletin vekilleri olabilmeleri için lütfen ön seçimli ve demokrasinin gerçek kurallarıyla, kurumlarıyla işletilmesinden yanayım. Ve sanıyorum ki Türkiye'de bu şekilde düşünen oldukça fazla sayıda insan var. Beni programınıza aldığınız için teşekkür ediyorum.